arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dış kuvvetlerden buzulların oluşturduğu yer şekilleri, buzul çeşitleri ve buzul aşındırma ve biriktirme şekillerini göreceğiz arkadaşlar. Buzulların oluşturduğu yer şekilleri, sıcaklığın yıl boyunca 0 derecenin altında olduğu alanlarda karlar yıl boyunca yerde kalır. Bu karlara toktağan, yani kalıcı kar adı verilir. Sıcaklığın yıl boyunca 0 derecenin altında olduğu alanlarda karlar yıl boyunca yerde kalır. Bu karlara toktağan, kalıcı kar adı verilir. Buzullar kutup bölgelerinde ve dağların yüksek kesimlerinde etkili olur. Türkiye orta kuşakta yer aldığında buzulların şekillendirici etkisi azdır. Orta kuşakta yer aldığından dolayı, sıcaklıktan dolayı Türkiye'de buzulların şekillendirici etkisi azdır arkadaşlar. Türkiye'de buzul şekillerini 2200 metreden yüksek yerlerde görmek mümkündür. Türkiye orta kuşakta yer aldığından dolayı buzulların şekillendirici etkisi azdır. Türkiye'de buzul şekillerini 2200 metreden yüksek yerlerde görmek mümkündür. Türkiye'deki buzul şekillerinin dağılışı incelendiğinde arkadaşlar, kuzeyindeki Kuzey Anadolu dağları üzerinde, güneyindeki Toros dağları üzerinde, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki volkanik dağlar üzerinde yaygın olarak görülür buzul şekilleri. İlk başta buzul çeşitlerini görmek zorundayız. Buzul çeşitleri takke buzulu, sirk buzulu, vadi buzulu ve örtü buzulu olmak üzere dörde ayırıyoruz buzul çeşitlerini. Buzul çeşitlerinden birincisi takke buzulu. Dağların yalnızca doruk kısımlarında bulunan buzullara takke buzulu denir. Takke buzulu deyince aklımıza dağların zirve kısmı, yani doruk kısmı aklımıza gelecek ve sadece üst kısımlara, doruk kısımlarda bulunanlara biz takke buzulu diyoruz. Örneğin Türkiye'de Ağrı Dağı'nda görülmektedir takke buzulu arkadaşlar. Bir diğeri sirk buzulu. Sirk buzulu dağların çukur kesimlerinde ya da çanaklarında oluşan buzullara sirk buzulu denir. Sirk buzulu deyince dağların çukur kesimlerinde ya da çanaklarında oluşan buzullara biz sirk buzulu diyoruz. Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde sirk buzulunu görebiliriz arkadaşlar. Bir diğeri vadi buzulu. Vadi buzulu sirklerdeki veya dağların zirvelerindeki buzullar zamanla birikerek yamaçlardan aşağı doğru iner, vadileri doldururlar. Bu şekilde oluşan buzullara vadi buzulu denir. Vadi buzulu deyince aklımıza sirklerdeki veya dağların zirvelerindeki buzullar zamanla birikerek yamaçlardan aşağıya doğru iner ve vadiler doldurur. Bu oluşan buzullara vadi buzulu denir. Vadi buzulu Türkiye'de buzul Cilo dağlarında görülmektedir. Bir diğeri örtü buzulu. Bilmemiz gereken en önemli buzul çeşitlerinden örtü buzuludur. Yeryüzünü bir bütün olarak kaplayan buzullara örtü buzulu diyoruz. Kutup kuşağında görülür. Antarktika kıtasında ve Grönland adasında bulunur. Bilmemiz gereken önemli buzul çeşitlerinin en önemlisi örtü buzuludur. Örtü buzulu yeryüzünü bir bütün olarak kaplayan buzullara örtü buzulu diyoruz. Kutup kuşağında görülür. Antarktika kıtasında ve Grönland adasında bulunur. Türkiye orta kuşakta yer aldığından dolayı örtü buzulu görülmez arkadaşlar. Geldik buzul aşındırması sonucunda oluşan yer şekillerine. Buzul aşındırma sonucunda oluşan yer şekilleri. Yamaçlardan veya vadilerden eğim doğrultusunda hareket eden buzulların yeryüzünü törpülemesi ve koparması sonucunda buzul aşınım şekilleri oluşur. Yamaçlardan veya vadilerden eğim doğrultusunda hareket eden buzulların yeryüzünü törpülemesi ve koparması sonucunda buzul aşınım şekilleri oluşur. Buzul aşınım şekilleri deyince buzul tekne vadi, sirk çanağı ve hörgüç kaya
aklımıza gelmektedir. Bunlardan birincisi buzul vadi, yani tekne vadi. Vadiler boyunca hareket eden buzullar, yamaçlar ve vadi tabanını aşındırarak dik yamaçlı tekne biçimli U profilli vadiler oluşturur. U profilli vadiler arkadaşlar. U profilli vadiler oluşturur. Biz buna buzul vadi, yani tekne vadi diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu bölgelerinde, İç Anadolu, Marmara'da ve Akdeniz bölgelerinde bulunan dağlarda, yüksek yerlerinde buzul, tekne vadi görülmektedir. Bir diğeri Sirk Çanağı. Dağların yüksek kesimlerindeki buzulların yapmış olduğu ağırlık sonucu oluşan çanaklardır. Dağların yüksek kesimlerinin sonucunda buzulların yaptığı ağırlık sonucu oluşan çanaklardır. Buzulların erimesiyle sirk çanaklarında sirk gölleri oluşur. Buzulların erimesiyle sirk gölleri oluşur. Evet arkadaşlar, sirk gölleri oluşur. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde, Akdeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'da sirk çanağı, Marmara'da Uludağ üzerinde sirk çanağı görülür arkadaşlar. Bir diğeri Hörgüç Kaya. Dirençli ana kayaların buzullar tarafından çizilip cilalanması sonucunda ortaya çıkan tümseklerde Hörgüç Kaya denir. Dirençli ana kayaların buzullar tarafından çizilip cilalanmasıyla oluşan, ortaya çıkan tümseklere biz Hörgüç Kayalar diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de Hörgüç Kayalar Akdeniz bölgesinde Bey Dağları üzerinde, Bolkar Dağları üzerinde görülür. İç Anadolu'da Sultan Dağları'nda, Doğu Anadolu'da Buzul Dağları'nda görülmektedir. Bunlar buzul aşındırma sonucu oluşan şekillerdir. Buzul Tekne Vadi, Sirk Çanağı, Hörgüç Kaya buzul aşındırma sonucunda oluşan yer şekilleridir. Buzul biriktirmesi sonucunda oluşan yer şekilleri. Buzulların aşındırdıkları çeşitli boyutlardaki malzemeleri hareketlerinin bittikleri yerde biriktirmesi sonucunda buzul birikim şekilleri oluşur. Buzulların aşındırdıkları çeşitli boyutlardaki malzemeleri hareketlerinin bittikleri yerlerde biriktirmesi sonucunda buzul birikim şekilleri oluşur. Buzul birikim şekillerine birisi moren, ikincisi drumlin, üçüncüsü sander düzlüğüdür arkadaşlar. Morenlere baktığımızda buzulların hareketleri sırasında tabanlarından veya yamaçlarından kopardıkları parçaları sürükleyerek eridikleri yerlerde biriktirmesi sonucunda oluşturdukları malzemelere moren, yani buzul taşı diyoruz arkadaşlar. Moren, buzul taşı denir. Biriktirmesi sonucunda morenler, buzul taşları oluşur. Türkiye'de Doğu Karadeniz'de Karadağ, yani Gavur Dağı diğer ismiyle, Akdeniz'de Ala Dağları üzerinde, Doğu Anadolu'da Barla Dağları, Buzul Dağları ve Sat Dağları'nda görülmektedir morenler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dış kuvvetlerde dalgaların oluşturduğu yer şekillerine geldik. Okyanus, deniz ve göl yüzeyinde oluşan dairesel salınım hareketlerine dalga denir. Okyanus, deniz ve göl yüzeyinde oluşan dairesel salınım hareketlerine dalga denir. Dalgaların oluşumun temel nedeni rüzgarlardır. Dalgaların oluşumunda etkili olan diğer faktörler deprem, heyelan, gelgit ve volkanizmadır. Yani dalgaların oluşumunun temel nedeni rüzgarlardır. Dalgaların oluşumunda etkili olan diğer faktörler ise depremler, heyelanlar, gelgit ve volkanizmadır. Şimdi geldik dalga aşınım şekillerine ve dalga birikim şekillerine. Dalga aşınım şekilleri deyince aklımıza falez ve aşınım platformu gelmektedir. Dalga birikim şekilleri deyince plaj, kıyı oku, lagün, yani deniz kulağı ve tombolo gelmektedir. Falez deyince dağların özellikle kıyıya paralel olarak uzandığı yerlerde görülür. Örneğin Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz'de, özellikle de Karadeniz'de falezlere
parezel görülmektedir arkadaşlar. Aşının platformu dediğimiz ise dalga aşındırması sonucunda falez ile kıyı arasında oluşan düzlüklere aşının platformu denir. Bu da yine Türkiye'de arkadaşlar Karadeniz ve Akdeniz'de görülmektedir. Dalga birikim şekillerinde plaj, kıyı oku, lagün yani deniz kulağı, tombolo olarak aklımıza gelmektedir. Bunlar da dalga birikim şekillerine örnek veririz. Plaj dediğimizde dalgaların kum ve çakılları sığ kıyılarda biriktirmesi sonucunda oluşan kumsallara plaj denir. Kıyı oku, dalgaların taşıdığı malzemeleri deniz içinde kıyıya paralel bir şekilde biriktirmesi sonucunda kıyı oku oluşur. Kıyıya paralel bir şekilde denizin içinde malzemenin birikmesiyle oluşur. Türkiye'de özellikle Ege bölgelerinin Ege kıyılarımızda görülmektedir. Ölüdeniz'deki Fethiye kıyısı, kıyı oku buna örnektir arkadaşlar. Bir diğeri lagün yani deniz kulağı, kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapatması sonucunda lagünler oluşur. Kıyı oklarının bir körfez ya da koyun önünü kapatması sonucunda lagünler oluşur. Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, Terkos Gölü Türkiye'de görünen lagün yani deniz kulağına örnektir arkadaşlar. Tombolo denizdeki adanın kıyı oklarıyla karaya bağlanması sonucunda tombolo oluşur. Denizdeki adanın kıyı oklarıyla karaya bağlanması sonucunda tombolo adası oluşur. Kapıdağ Yarımadası Erdek'teki, Sinop Boztepe'deki gibi arkadaşlar bunlar tombolaya örnek verilmektedir. Dalga oluşturduğu yer şekillerine baktığımızda dalga aşınım şekilleri, dalga biriktirme şekilleri, dalga aşınım şekilleri falez ve aşınım platformu, dalga biriktirme şekilleri plaj, kıyı oku, lagün yani deniz kulağı ve tombol olmak üzere ayırıyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.